Evet sevgili dostlar, selamun aleyküm, herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Dostlarım, bu videomda bir tane Arap yavrumuz ufak ufak kendini sıkılamaya başladı. Onu ilk defa tek uçuracağım. Aslında teke düşmesine bir 3-5 gün daha var. Kendini sıkıladı ama da tam teke alınacak aşamada değil. Ama dostlarım, kuşla attığım zaman bu yavrumuz kendini çok yükseğe çekiyor. Dönem atmaca dönemi, son dönemde çok yakın zamanda 3 tane Arap yavrumuzu atmacaya verdik dostlarım. O yüzden çok yükselmesini istemiyorum. Kuşumuzu biraz erken teke alacağız. Kuşumuzun annesi bu. Biliyorsunuz Remzi abiden gelme dişimiz. Remzi abiden bize geçti. Babası da Araplarımızdan. Şöyle yavrumuzu aldım. Hedefe bırakıyorum. Biraz rüzgar da var. Rüzgar da var ama aşırı değil dostlar. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hani kuşu biraz bozacak tabii ki ama hani kuşun kaybolma falan anlamında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu kuş sık taklaya girdi. 2 gün sık takladan sonra rahatladı dostlarım. Şöyle bismillah diyor. Ve yavrumuzu kaldırıyorum. Şu an ilk teki uçumu dostlar. İlk defa tek attım. Böyle bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım neler yapacak. Henüz böyle çalışmalara başlamış bir hayvan değil ama kendini sıkıladı. Yani böyle 2-3 güne, 4 güne. Bakın orada patladı. Tam böyle teki alınacak kıvama gelecek bir yavrumuzdu. Ama dostlarım dediğim gibi çok yükseğe çekiyor. Özellikle dün 1 saat bulutlarda gezdi. Şöyle göstereyim. Bir saniye, burada bir o dişimiz. Küçük kümesi almıştım. Dişi bir takkalı boz, bana bir kardeşimden hediye geldi dostlar. Şurada bakın, yeni geldi. Bunu da alıştırdım. Dişi bir bozla beraber attım ikisini. Dostlarım 1 saat bulutlarda gezdiler. Gerçekten korktum. Yani kuşları kaybediyorum. Mesela bir 10 dakika boyunca hiç görmüyorum. Sonra noktada görüyorum. Sonra tekrar kaybediyorum. Yani 1 saat boyunca bu şekilde. Bakın orada patladı. Bakın. Evet, şimdi bıraktı. 1 saat boyunca bu şekilde gezdiler. Son dönemde de 3 tane Arap atmacaya gidince korktum, dedim bu da gidecek. Çünkü bu sezon, bu yaz Arap oynatmak nasip olmadı dostlarım. Tam başlattım. Videolarımdan da görüyorsunuz. Yakın takip eden dostlarım zaten bilecektir. Başlattığım Araplar vardı dostlarım ama maalesef 3'ü de atmacalık oldu. Nasip diyelim. İnşallah bunun başına bir iş gelmez. Ve bu yavrumuzu izleriz. Bakın orada yine patladı. Şöyle o uçağa dursun. Diğer kuşlarımıza bakalım. Ne var ne yok. Şöyle kümeslerimizdeki durumlarımıza bir bakalım. Bakın bu onun yumurta ikizi. Bu da böyle kendini sıkıladı biraz. Ama şu an onun kardeşi, yani havadaki Arap, onu geçmiş durumda. Burada başka nelerimiz var. Böyle dişiler var dostlarım. Bunlar dişilerimiz. Bu balkondaki Arap dişim. Şimdi yan kümesi göstereceğim yavruların annesi bu. Balkonda onları da getirdim, ayırdım. Balkonda bir çift miskimiz var. Bu miskilerimizin ana babası var dostlarım balkonda. Bunlar kardeş şu an. Bu oynattığımız miski dişi yavru. Bu da onun ablası. Son bir de kardeşleri büyüyor. O da büyüsün, balkondan gelecekler dostlarım. Şimdi şöyle büyük kümesimize de bir göz atalım. Burada da erkeklerimiz var dostlar. Şöyle bakın. Pardon, kamera zoom'daymış. Şöyle geri aldım. Böyle Arap erkeklerimiz, boz erkeklerimiz, dumanlı takkalı erkek yavrumuz. Bu da hazır. İşte ama tabii idmansızlar dostlarım. Bir de yoğun tüyü de bu. Bunu keseceğim zaten yakın zamanda. Bu Arap baba, havadaki Arap yavrumuzun babası dostlar. Böyle 3 tane de yavrumuz var. Şöyle bu Arap, bu Arap ve bu miskimiş. Bunlar yeni yavrular. Bunları da ufak ufak alıştırıyorum dostlar. Buradaki kümesimiz de bu şekilde.
Şimdi ne yapalım? Arap yavrumuza bakalım. Evet. Arap yavrumuz. Bu arada saat sabah 06:30 dostlar. Bakın. Patladı orada. Aferin sana. Bir 5-6 takla yaptı dostlar. Umarım gözükmüştür. Şöyle bir de ufak kümesimize bakalım neler var. Burada bakın çok beğendiğim çakmaklı dişi yavrumuz var dostlar. Hala havada, hala bırakmadı. İnşallah ona da video yapacağım. Yani 2 aydır kuşumuz görevini bırakmadı. Güzel oynuyor burada bakın. Kuyruksuz bozlar var. Bunlar biraz sık takla da. Mavi yavru var ve bir kardeşimden hediye gelen boz dişi var dostlar. Onun da hareketleri güzel. Onu da gözlemliyorum, uçuruyorum. Hoşumuza giderse bu şekilde onunla da yola devam edeceğiz dostlarım. Onu da elimizde tutacağız. Arap yavrumuz ne yapmış? Şöyle bir daha bakalım. Evet, rüzgar yine hayvanı o taraflara attığı için şöyle şuradan geliyor dostlar. Bakın. Maşallah sana, maşallah. Güzel, böyle fiziği falan da çok güzel bir yavrumuz dostlar. Havadaki hareketleri de güzel. Rüzgar olmasaydı şu anda, yani bu sene ben anlamadım. Şu an rüzgar olmasaydı dostlar, hem kuş daha güzel hareketler sergileyecekti, hem daha size daha güzel bir şekilde çekmiş olacaktım kuşun hareketlerini. Ama maalesef bu sene böyle rüzgarlar bırakmadı bizi. Kuş bakın gelmeye çalışıyor, rüzgar çeviriyor hayvanı, arkaya doğru gidiyor. Maalesef bu sene gerçekten rüzgarlar çok engel oldu dostlarım. Ama ona rağmen birçok yavrumuzu oynattık, birçok yavru başlattık. Allah şükürler olsun ki rüzgar olmasaydı ama gerçekten çok daha güzel olacaktı. Rüzgar oyun kuşunun, oyuna girmiş kuşların biliyorsunuz ki en büyük düşmanı. Rüzgar oyun kuşunu bozuyor dostlar. Şimdi yavrumuz geldikçe bu tarafa, şimdi arkalara doğru çok gidiyor. Geldikçe ben böyle ara ara hem videomu durduracağım, geldikçe de videoma devam edeceğim dostlarım. Bak kuşumuz orada patladı. Yanına da yabancı bir kuş geldi az önce. Bakın şöyle değişik bir renkte gösterebilecek miyim? Gitti gerçi, bakın video. Evet, tekrar onunla buluştu ileride. Değişik bir böyle portakal renginde, kanatları beyaz. Yani muhtemelen ya baska ya da Bursa oynarları var. Böyle makara sararlar dostlar. Yani çok beslediğim hayvanlar değil ama biliyorum. Yani çocukluğumuzda farklı çeşit kuşlarda besledik dostlar askerden önce. Karışık. Çocukken elimize ne geçerse. Bu arada çocukluktan beri ben de kuşçuyum dostlar. Çocukken elimize hangi kuş geçerse onu besliyorduk. İstanbul'da bütün çeşit kuşlar var. Bakın hala yanında onun. Portakal rengi bir kuş. Kanatları beyaz. Çocukken dediğim gibi elimize hangi güvercin geçerse, ne bulursak atıyorduk kümese. Ama tabii taklacıyı seviyorduk dostlar. Çocukken de taklacıyı seviyorduk ama böyle tabii istediğimiz her kuşu alamadığımız için o dönem ne bulursak besliyorduk. Arap yine oradan patladı. Kameraya çıkmıyordur. İmkansız şu an kameraya çıkması herhalde ama ben görüyorum dostlar. Kuşumuz orta yükseklikte uçumuna devam ediyor. Ben videomu yine ara ara durduracağım. Çok böyle video uzun olmasın diye. Şu an 15 dakika oldu tam. Kuşumuzu kaldıralı. Çünkü az önce videoyu da durdurdum. Kuşumuz tam 15 dakikadır uçuyor. Tekrar videomu açacağım dostlarım. Evet, kuşumuz biraz alçalttı dostlar. Çok değil, yine yüksek sayılır. Böyle biraz alçalttı. Şu an 20 dakika oldu. Kuşumuz havada. Hala yere kuş açmadım dostlar. Böyle yeni teke aldığımız kuşların altına hemen kuş açmamamız gerekiyor dostlarım. Fazla yerde kuş görmesi iyi olur. Böyle uçup kendini yapması daha iyi. Şu an böyle tek uçmaya alışması gerekiyor. Kuşa da dayanamaz iner. Böyle yorulduğu zaman
yorulduğunu anladığımız zaman zaten hani uçurucusu, seyisi hayvanını tanır, ne kadar uçabileceğini az çok tahmin eder ve havadaki hareketlerinden gözlemler dostlarım. Kuşun yorulduğunu hissettiğimiz anda altına kuş açacağız. Hatta ben birazdan bir iki tane kuş çıkaracağım. Yorulduğunu hissettiğimde altını kalabalıklaştıracağım dostlarım. Şöyle bir yarım saati görsün en azından. Bir yarım saat altına kuş açmayalım. Şu an 20 dakika oldu. Bakın böyle geliyor. Ufak ufak yoklamalar yapıyor. Bakın geldi. Bakın. Aferin sana. Bakalım nasıl bir yavrumuz olacak. İnşallah sonunu görmek nasip olur dostlarım. Baba tarafı Araplarımız, bu arada Ahmet Kılıç abime de selamlar olsun. Baba tarafı, yani Araplarımız Ahmet Kılıç abimden bize geçmişti. Anne tarafı da Remzi abimizden bize geçti dostlar. İlk bu eşlemenin ilk yavruları bunlar dostlarım. Zaten bir çift yavru alabildim. Yumurta ikizini göstermiştim. Bir daha şöyle göstereyim. Yumurta ikizi, havadaki kuşumuzun yumurta ikizi bu. Bu renk olarak biraz böyle ana tarafına çekti. Çünkü bizim Araplarımızdan mavi, yani gök çıkmıyor. Böyle gök takkalı. Aynı kuyruk, güzel bir yavrumuz. Bakın patladı orada. Aferin sana. Kanat sesi falan güzel dostlarım. Bakalım, oyun hareketleri de güzel olacak gibi duruyor. Tabii kuş kendini tam yapmadan konuşmak erken. İnşallah başına bir iş gelmezse hep beraber izleyeceğiz yavrumuzu. Ama umutluyum, kuşun hareketleri güzel. Daha yeni bir yavru dostlar bu. 3 aylık falandır yani, tam bilmiyorum da küçük bir yavru. Son yavru yani, kümesimizdeki balkondan getirdiklerim hariç. Yani bu garajda aldığımız, biliyorsunuz eşhanede yavrular alıyordum ben. Şöyle biliyorsunuz burada eşlemelerimiz vardı. Şu an bütün dişi erkekler ayrı. Garajda aldığımız son yavru bu yavrular. Yani en küçük yavrulardan dostlarım bu. Daha yeni bir yavru. Bakın tekrar kendini böyle orta yüksekliğe çekti. Videomu durdurayım. Çok uzun olacak çünkü. Tekrar açacağım dostlar. Geliyor böyle bir iki yoklayıp gidiyor dostlar. Bazen 4-5-6 takla da yapıyor. Havada çalıştığı zaman. Şu yabanilere bakın. Her yer yabani. Karga, atmaca, serçe. Dolu. Devam edeceğim dostlar. Aferin sana. Dostlarım kuşumuzu kaldıralı tam yarım saat oldu. Yere şöyle 3 tane kuş çıkardım. Kuşumuzun annesi de yerde. Yere 3 tane kuş açtım. Bakalım, şimdi kuşları görmüştür. Daha sık bu taraflarda dolaşacaktır dostlarım. Aferin sana. Yine bir yokladı gitti dostlar. Bakalım dönüyor mu? Dönüyor. Aferin sana. Maşallah. Hareketler güzel dostlar. İnşallah başına bir iş gelmez de bir Arap izleriz dostlarım artık. Aferin sana. Geldi. Aferin sana. Maşallah. Güzel. Kendini güzel sıkıladı kuşumuz. Geldi. Aferin sana. Böyle 1-1-2-2 yoklayıp gitmeler yapıyor dostlar. Şimdi
Durum öyle ki dostlarım, yeni başlayan kuşa odaklanmak zorunda kalıyorum. Yani fazla vaktim yok ve bu Arap yeni başladı. Şimdi ben mecbur bunu düzenli uçuracağım. Böyle olunca da ne oluyor dostlarım? Diğer başlattığım kuşlar idmansız kalıyor. Onları uçuramıyorum ve geri kalıyorlar dostlar. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Yani vakit sıkıntısı kısacası. Ama şimdi mesela çakmaklı dişi yavrumuzu, miski yavrumuzu dişi, dumanlı erkek yavrumuzu, işte diğer oynattığım işte mavi yavru olsun, boz erkek olsun, onları az çok gördük dostlarım. Şimdi ben bunu merak ettiğim için tabii ki buna odaklanacağım. Bakın yine orta yüksekliğe çekti kendini. Şöyle zoom'u geri çekeyim, bakın böyle orta yükseklik uçuyor. Bakalım inşallah kuşumuzu takip edeceğiz, hep beraber izleyeceğiz dostlarım önümüzdeki süreçte. Dostlarım kuşumuzu kaldıralı tam 45 dakika oldu. Rüzgar da müsaade etmiyor hayvana, alıp götürüyor. Şimdi ben kuşun altını kalabalıklaştırıyorum. Kümesi açtım. Kuşumuz bakın şurada. Martı ile beraber. Peşinde martı. Kuşumuz bu şekilde uçuyor. Altını kalabalıklaştırdım dostlarım. Bakalım ne kadar daha uçacak. Şu an dediğim gibi tam 45 dakika oldu. Orada patladı. Çekemedim. Ben gördüm de. Evet dostlarım, videoma devam edeceğim. Geldi. Bu sefer inebilir. Çünkü yeri de kalabalıklaştırdık. Sürekli de yabaniler falan geçiyor. Burada bayağı bir olumsuz etkenimiz var dostlar. Yabaniler, martılar, kargalar, rüzgar. Bayağı bir bize engel oluyor. Kuşlar da yerde kanatlarını çırpıyor. Pırıltı oluyorlar. Aferin sana, aferin. İnşallah güzel olacak bir yavrumuz dostlar. Ben de merakla bekliyorum. Şimdi kısa turlar atmaya başladı. Yer kalabalık olunca. Tekrar şuradan geliyor, direğin arkasından. Lambanın arkasından. Altında da yabani var. Bakın. Burada yavrumuz. Bayağı da bir rüzgar çıktı dostlar. Şöyle bakın, otlardan belli oluyor. Bayağı bir rüzgar çıktı. Yani rüzgarda pek tadı tuzu olmuyor dostlar bu oyun kuşunun açıkçası. Aferin sana. Ama yavrumuz bize ışığı veriyor. Allah'ın izniyle nasipse güzel olacak. Durduruyorum, tekrar açacağım. Çok güzel pikeler yaptı dostlar, yakalayamadım. Pikeler yapa yapa geldi. 1-2 vurup yokladı. Yakalayamadım. Tabii böyle tek uçtukça bu hareketlerini daha da yapacak. Bakın şuradan yine geliyor. Rüzgar bırakmıyor dostlar. Bir de hayvan bölgeye yaklaştığı için rüzgarda vurunca yokluyor, dönüyor arkasını gidiyor. 1-2 vuruyor. Rüzgar da onu arkaya doğru ittiği için. Evet, tekrar geliyor. Aferin sana. Tekrar bir yokladı gitti. Açacağım dostlar tekrardan. Geldi. Çok güzel, aferin sana. İniyor musun evlat? Evet. Kuşumuz inişini yapıyor dostlar. Aferin sana be. Maşallah. Dostlarım ilk teki uçumu için güzeldi. 55 dakika havada kaldı kuşumuz. Şöyle yakından göstereceğim onu şimdi size. Bakın ağzı da açılmış. Hava da sıcak değil. Ama güneş var. Rüzgar estiği için çok sıcak sayılmaz dostlarım. Ama ağzı böyle açılmış. Çok fazla değil ama. Kuşumuz bakın bu şekilde.
55 dakika havada kaldı. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım dostlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu şekilde videomu sonlandırıyorum. Video çok uzadı. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.